Merhaba. Alternatif Bank'ta haftaya bakışa hoş geldiniz. Ben Serdar Şenol. Ben Medine Bayal. Yine geçtiğimiz haftayı ve gelecek haftayı beraber değerlendirmeye devam ediyoruz. Medine geçen hafta aslında hem haftanın başındaki Suudi Arabistan'daki bombalama olaylarıyla yaşanan ciddi dalgalanma, sonrasında hafta ortasında Fed'in Faiz indirimi yapıp ama bundan sonrası için de pek faiz indirimine yeşil ışık yakmadığı bir açıklama yapması piyasalar için oldukça dalgalı bir hafta getirdi. E, Fed'in bildiğimiz üzere Mayıs ayından böyle faiz indirimine dair beklentiler oldukça yoğun ve gelişmekte olan ülkelerin yaz aylarında iyi performansın nedenlerinden bir tanesi de buydu. Ama Fed bu son açıklamasıyla aslında bunun bir devamlı olmayacağını bir şekilde ifade etmiş oldu dolayısıyla... Aslında belki bir yerde şu soruya geliyoruz. Yaz ayları biterken gelişmekte olan ülkelerdeki imserliğinde sonuna mı geliyoruz? Bu soruya hem cevap verirken hem de geçen haftanın gelişmelerini senden dinleyelim istersen. Hı hı. Serdar senin de bahsettiğin gibi Suudi Arabistan'da Aramco'ya yapılan saldırının ardından e, Brent petrol fiyatı bir günde %20 değer kazanarak 12 dolar yükseldi. Bu durum başta petrol ihraç eden gelişmekte olan ülke para birimlerini olumsuz etkiledi. Dolar TL'de 5.66 seviyesinden 5.74'e kadar yükseldi. Ancak akabinde yapılan açıklamalar ve petrol fiyatının yeniden 58 dolara doğru gerilemesiyle birlikte dolar TL'de tekrardan 5.66 seviyesine kadar geriledi. Ancak bu seviyeyi kırmak için piyasa Fed'den daha fazla genişlemeci adımlar bekliyordu. Karar sonrasında üyeler arasındaki daha fazla genişleme konusundaki fikir ayrılıkları bir miktar kar realizasyonlarının gerçekleşmesine neden oldu. Bono tarafında özellikle kısa vadeli faizlerde ciddi bir gerileme olmuştu. Burada bir miktar kar realizasyonları gördük. Dolar TL'de de 5.66 seviyelerinden artık 5.70 seviyelerine doğru yükseldi. Geçtiğimiz hafta biz yurt içi yerleşiklerim döviz mevduatlarının son bir haftada 1.5 milyar dolar arttığını gördük. 5-70'in altında sürekli alım yaptıklarını görebiliyoruz zaten. Önemli merkez bankası toplantılarını geride bırakmış oluyoruz. Fed'le birlikte, İngiltere merkez bankası ve Japonya ile birlikte önümüzdeki hafta biz neler bekliyor olacak? Önümüzdeki haftaya geçmeden önce öncelikle bu hafta sonunda Birleşmiş Milletler zirvesi var. Hı hı. Burada Amerika, Türkiye, şey, jeopolitik gelişmeler, Rusya ilişkileri, birçok şey ile ilgili gelişmeler yaşanacak. Ekstra görüşmeler yapılacak. Bir de bu hafta ile birlikte tabi Amerika Çin arasındaki bu dış ticaret görüşmeleri tekrar başlıyor. Ekim ayında tabi daha üst seviyeye taşınacak ama ilk sinyalleri almaya başlayacağız. Dolayısıyla bu hafta veri gündeminden çok öncelikle Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin sonuçları sonrasında da Amerika Çin ilişkilerine dair açıklamalar ön planda olacak. E, dolayısıyla haftaya bu anlamda biraz dalgalı bir başlangıç yapabiliriz. Hı hı. Veri gündeminde ise hafta başında satın alma yöneticileri var Avrupa tarafında. Dipten dönüş sinyalleri arıyoruz orada. Bu da belki bir Öyle bir şey olursa Euro'yu biraz destekleyebilir diye düşünüyoruz. Haftanın ikinci gününde de Amerika'dan tüketici güven endeksi verisi gelecek. Orada biraz zayıflama bekleniyor. Haftanın ikinci kısmı aslında demin de bahsettiğim FED açısından da hı hı. oldukça önemli. Amerika Merkez Bankası'nın birçok üyesinin haftanın ikinci kısmında Perşembe ve Cuma günleri açıklamaları gelecek. Ee, dediğin gibi burada bir faiz indirip indirmeme konusunda bir kararsızlık vardı. Fed içinde hı hı. de üyeler arasında farklılaşma vardı. Bununla ilgili detayları alıyor, alıyor olacağız. Eğer burada bir hikaye, bir negatiflik olursa haftanın sonuna doğru belki birazcık daha burada bir etkilenmemiz söz konusu hı hı. olabilir. Yani yaz aylarının iyimserliği biraz geride kalıyor gibi. Ama çok da negatif fe götürecek bizi bir şu anda veri ya da Hı -hı. gelişme yok. Ee, daha, daha çok küresel piyasalara odaklanacağız. Önümüzdeki hafta içeride önemli bir gelişme bulunmuyor. Ve daha çok küresel piyasalara bağlı bir seyir izleyeceğiz diyebiliriz aslında Aynı. TL varlıklar Aynen. Önemli olan Birleşmiş Milletler Hı -hı. ve Amerika için onlara özellikle dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi bir hafta dileriz. İyi haftalar, bol kazançlar.